Siber güvenlik konusu bütün dünyada uzun süredir ülkelerin ilgisini çeken ve bu dijital çağda artık ülkelerde güvenlik, savunma ve ülkenin genel olarak emniyeti açısından önemi giderek artan bir konu. Bu açıdan da Türkiye'de çok çeşitli sayıda firmalarımız var. Ama Türkiye genel anlamda siber güvenlik ürünleri bağlamında dışarı bağımlı oldukça fazla olan bir ülke. Bu kadar çok sayıda firmamız varken bu gerçekten bir ironi oluşturuyor. Biz iki senelik bir süre içinde bir kümelenme oluşturup bu konunun sahiplenilmesini, en azından mutfakta çalışılmasını, firmalarımızın bir araya gelerek ülkemizin ihtiyaçları konusunda yönlendirilmesini ve bu kümelenme vasıtasıyla Türkiye'nin siber güvenlikte ürün ortaya çıkarıp yetkin ürünlerle hem kamu hem özel sektöre hizmet vermesi, bir anlamda da global seviyede şirketler çıkartması üzerine bir hareket başlattık. Bu kümelenme kendi içinde çalışmadan çok etkin bir şekilde yürütmeye başladı. Zaman zaman yaptığımız zirvelerle, toplantılarla da küme arasındaki iş bölümünü, çalışmaları, yönlendirmeler yapmak üzere bir araya geliyoruz. Bir araya gelirken de devlet olarak bu konuyla ilgili olacak kurumlar, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Dijital Dönüşüm Ofisi, Ulaştırma Bakanlığımız ve bizler konuyu sahiplenme adına ve sektör teşvik adına onlarla bir arada bulunup bu yönlendirmeyi yapıp ürünlerin giderek artan ölçüde kullanılması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bir iletişim çağındayız ve iletişim malum herkesin elindeki mobil cihazlarla iletişim sağlanıyor. Giderek artan oranda nesnelerin interneti dediğimiz çeşitli aletlerin, araçların, iletişim, ulaşım araçlarının, insanların birbiriyle iletişimde oldukları, bağlantılı oldukları bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu bağlantılı olma ortamını sağlayan iletişim kanalları ve istasyonlardan başlayarak bir yerliliğin gerekliliği çok net. Aynı zamanda bireysel kullanıcıdan başlayarak onların kendi kişisel veri güvenliklerini sağlayacakları, yine kamu ortamında da kamunun çeşitli kurumlarının güvenli şekilde iletişim sağlayabilecekleri, kendi dokümanlarını, belgelerini güvenli şekilde aktarabilecekleri ve koruyabilecekleri ortamlar olması gerekiyor. Bu gereklilik de giderek artan şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'nin siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ön sırada yer almasıyla bu konuda çok daha dikkatli ve tedbirli olmamız gerektiğini ortaya çıkarıyor. Tabii bu konunun en önemli unsurlarından bir tanesi insan. İnsanımızın bu konuda bilinçlenmesi, eğitilmesi ve kullandığı ürünler ve alması gereken tedbirlerle ilgili de çeşitli ortamlarda bilgi akışının sağlanmasında önemli buluyoruz. Tabii önce kişi güvenliği derken ilk seviyede nelerin paylaşılıp paylaşılmayacağı ile ilgili bir farkındalık gerekiyor. Çok özel bilgilerimizin sürekli dijital ortamda bulunması ile ilgili büyük bir açığımız olabileceğini düşünmeliyiz. Her verimizi dijital ortamda paylaşmamalıyız. Sosyal medya kullanımında farkındalık ve orada oluşabilecek tehlikeler konusunda insanlarımız çok fazla bilinçli değiller. Kendi cihazındaki bilginin sadece kendi cihazında kalabileceği ile ilgili veya bir arkadaşına gönderdiği bir verinin sadece onun görebileceği ile ilgili bir algı var ki bunlar çok doğru olmayabilir. Özellikle kritik pozisyonlarda olan veya kritik bilgilerin bu konuda çok daha tabii önemi var. Hiçbir şekilde kendi verilerimizin başkası tarafından ele geçirilmesi istemeyiz veya başkalarına alakasız kişilere verilerimizin iletilmesiyle ilgili de dikkatli olması gerekiyor. Bu kişisel bazda, tabii kurumlar, şirketler bazında da her çalışan kendi kurumunun bilgileriyle ilgili çok dikkatli davranması gerektiğinin bilincinde olmalı. Bu kümelenme vasıtası ile oluşacak birliktelikler ve çözüm önerileri ile birlikte yabancı ülkeler yapılacak teklifler çok daha iyi netice getirecektir. Burada tabii öncelikle ülkemizdeki kullanımın yaygınlaşmasına önem veriyoruz. Ülkemizde yurt dışı bağımlılığın azaltılması yurt dışında ihracatında önünü daha fazla açacaktır. Bu konuda yetişmiş eleman desteği önemli. Siber güvenlik kümelenmesi sadece ve sadece de firmaları bir araya getiren bir platform değil. Bir anlamda bütün sistemi nasıl sağlıklı bir şekilde inşa ederiz çalışmalarını da ortaya koyuyor. Eğitimlerden başlayarak bilinçlendirme eğitimleri,
siber güvenlik anlamında çeşitli bilişim sistemi otoritelerinin ve çalışanlarının bilgilendirilmesi, eğitimcilerin eğitimi çok geniş bir kitleye siber güvenlik kümelenmesi eğitim imkanları sağladı. Bu da hem bir teknik yetkinlik hem de bilinçlenme sağlıyor. Giderek bu konuda çalışan, emek sarf eden insanlarımızın ve gençlerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. Bu sayı dünyanın başka ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok yeterli değil. Bu eğitimlere bu açıdan önem veriyoruz. Sadece normal, düzenli bir okul eğitimi değil, onun da ötesinde ve dışında çeşitli eğitim seviyelerinde eğitimlerin verilmesine devam edilecek. İnsan kaynağı bu konuda en önemli yetkinlik. Bu yetkinliğin artırılması bizim açımızdan çok önemli. Bu kümelenmenin faaliyetleri arasında en temel unsurlardan birisi eğitim. Yapay zeka önemli ve yapay zekada da dünyada önemli Türk isimleri var. Bunların bir kısmı Türkiye'de belirli alanlarda çalıştırmak istiyoruz. Bir kısmı faaliyette şu anda. Bu geleceğe yönelik bir alan ve olmamız gereken bir alan. Kesinlikle ıskalamamamız gereken bir alan. Bunun içinde hem akademik anlamda hem Ar-Ge anlamında hem de çeşitli uygulamalar anlamında faaliyetler var. Bu insansız araçlar, otonom sistemler, sistemlerin birbiriyle haberleşmesi, sürü sistemler veya çeşitli karar mekanizmalarında oluşturulan karar algılama mekanizmaları ile ilgili hem savunma sanayi anlamında hem de sivil anlamda çeşitli uygulamaların yapıldığını görüyoruz. Bununla ilgili daha fazla proje verdikçe bunun sayısı artacaktır. Çünkü proje demek bir anlamda imkan, bir anlamda hedef anlamına geliyor. Bu hedef hem maddi bir kaynak sağlayacak hem de yönlenme anlamında, ürün anlamında bir ürün ortaya çıkaracak ve daha sonra bunun tabii ki ihracat ve kullanımla ilgili de imkanları ortaya çıkacaktır. Bu konuda geleceğe yönelik faaliyetleri ıskalamamak gerektiği konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini biliyoruz. Bunun farkındayız ve bu farkındalığımızı göstermek adına da bu tür faaliyetleri, kümelenme faaliyetleri, sektörü hareketlendirme faaliyetleri gerek bilim adamlarımız olsun, gerek şirketlerimiz olsun, gerek Ar-Ge faaliyetleri olsun, onları bir ortamda buluşturmak, kamu adına da buna sahiplik etmek ve desteklemek için her türlü imkanın kullanılacağını belirtmek istiyorum. Aslında en büyük destek iştir. Yani diğer tabii ki bakanlıklarımızın, çeşitli firmalarımızın teşvikleri, destekleri var. Bunun çeşitli kuralları, mevzuatları var. Bunu ilgililer gayet iyi biliyorlar ve takip ediyorlar giderek artan sayıda. Fakat proje ortaya çıkartmak, hedef göstermek, iş vermek ve bu işi güzel, düzgün bir şekilde dağıtmak, firmaların bu anlamda çarkı döndürmesine ve geleceğe doğru yürümelerine bir anlamda da global ölçekte ilgi çekecek, önde gelen ürünler çıkartmasına vesile olmak aslında bence en büyük teşvik. Bunu ortaya koyabilirsek bu yetkin ürünleri çıkartan firmalarımız zaten kendi başına bir anlamda dünyada önde gelen şirketler haline gelebilecekler. Önemli olan proje ortaya çıkartmak, proje vermek, hedefi koymak ve tabii bu projeyi gerektiği şekilde fonlamak ve firmayı doğrudan şu veya bu şekilde destek vermek yerine o projeyi yapması için fırsat sağlamak aslında büyük destek olacaktır.